Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. İyi sabahlar. Bugün haberler böyle aşk, ihanet, kavga, evet. bir takım iddialar üzerine. Dolayısıyla Epey Gerçekten konuşacak. Gerçekten Müge tam böyle yaşandı ve bitti. biraz gergin olaylar. Değil mi? Evet. Yaşandı bitti saygısızca tam da şarkıya uygun ilişkiler yaşanıyor da bu. Bu tam ayrılık safhasında ve sonrasında. Zaten, zaten hep öyle derler ya Yelda'cığım mesele. Aşkın başladığı vakitler değil. değil. Herkes canım cicim diye başlıyor. başlıyor sonra. Biterken, herhangi bir şey biterken nasıl bitirdiğin, senin ne kadar karakterli bir adam olduğun ya da bir kadın Ol. daha doğrusu ben kadın adam diye insan, i̇nsan olduğum, nasıl bir insan ilgili. olduğunu gösteriyor. Hani evet bugün konuşuyoruz, Doğru. günümüzde tartışıyoruz evet. kadın hakları, hayvan hakları, insan hakları, çevre hakları Ama aynen. benim gönlümde Kadın erkek ben ayırmıyorum. İnsan hakları ile ilgili evet. bir mesele var. Ya i̇nsan olmak zaten beraberinde cinsiyetsizliği de getiriyor. Çünkü cinsiyet ayrımını işin içinden çıkardığınızda bütünle bir insanlık oluşuyor. Ama şu ilişkilerde ayrıldıktan sonra kadının canı yandıysa, kadın sustuysa Müge... Hmm. Kadın kadının... artık susmuyor. Evet kadın hayır. Eğer ayrılırken sustuysa ilişkinin son evresinde içinde böyle bir tık canı yandıysa finalinde Zaten hep derler, Olan ya olur. zaten bazı erkekler derler ya kadını arkada bu açım sesiniz geliyor aynı anda konuşuyoruz siz ben de ben seyirci. Dejide de mi acaba ayrılıklar? E şöyle, hayır şöyle <laughs> e, hep bazı erkekler diyor ya kadını arkada yaralı bırakmayacaksın. Nokta. Bakın ona da katılmıyorum. Erkeği de arkada yaralı bırakmayacaksın. Oh, evet. Arkadaşı dostu da arkada yaralı. Yani arkanda yaralı bereli yamalı kimse kalmayacak. Yamaları kapatıp. Devreyi de o yamayı öyle de herkes kapatamaz ki. Evet. Ee, şimdi kimden evet. bahsediyoruz biz deminden beri? Fırat Tanış i̇lkim Tamkan ilişkisi. Aynen, aynen. Çünkü piyanist İlkim Tamkan, Fırat Tanışla evet. yaşadığı bir buçuk iki yıllık ardında iki yıllık aşkın ardından geldi ki evet. fırtınalar esiyordu zaten son zamanlarında. Hı hı hı. E, ayrıldılar. Ayrılıklarının ardından. Kendileri Cihangir semtine ait iki önemli kahraman olduğu için Cihangir semtinden yani oyuncuların çokça yaşadığı, oturduğu, ikamet evet, ettiği evet. semtten türlü türlü iddialar, dedikodular Ama çıkmaya başladı. Ama ne iddialar? Başladı. Size haberi bir hatırlatalım. İzleyin. Sonra dün akşam telefonumuza gelen, geç saatte telefonumuza gelen Cihangir'den gelen bilgileri İlk kez canlı yayında sizle paylaşacağız ama çok şaşıracaksınız. Bence de. Önce izleyelim. İzleyelim hadi. Eski sevgilisi İlkim Tamkan'ın iddialarıyla gündemde olan Fırat Tanış'a Gonca Vusateri'nden olay sözler. Fırat'ın işin 5 ay önce ayrıldığı sevgilisi İlkim Tamkan şiddet gördüğünü itiraf etmiş, tehditleri devam ediyor, korkmuyorum demişti. hesabından Fırat Tanış hakkındaki haberi yayınlayan Gonca Vusateri defterin sayfalarını aralardım da gebeyim gerilemem göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur ifadelerini kullandı ve bu ilişkiye dair aramızda kalmasın ulaşan bir kaynaktan çok iddialar şimdi ilk kez canlı yayında ortaya çıkacak Şimdi az sonra size evet e, dün akşam geç saatlerde telefonumuza gelen 3 iddiayı canlı Yayında atlayacağız. Fırat Tanış İlkim Tamkan ayrılığıyla ilgili özellikle bir tane iki tanesi var ki hani bir tanesi tamam diyorsun her çift arasında olabilecek evet. şey iki tanesi pek olabilecek bir şey gibi gelmedi mi bilmiyorum bilmiyorum. Yani... Ama şimdi şöyle bir biz bize olabilecek gibi gelmiyor ama müge ha. ne ola... Doğru. <laughs> ne olmayacak şeyler olabiliyor ya çok, çok haklısın. Çok yani haklısın. orada. Biz böyle kaldık Müge'yle ya nasıl ya yok ya olur mu ya falan ama. Sonra birine daha sorduk yani bakın zaten ilk gelen iddiayı e, burada aktaracak kadar e, şey değiliz yani. Evet. yani bu işin deneyimli insanlarıyız. Böyle cep telefonuma geldi aa dur hemen şuradan okuyayım. Öyle yok, bir iddia DM değil. Yok deney kutuma geldi hemen buradan okuyayım öyle bir kafada değiliz öyle bir e, o ayrı bir yeteneksizlik o ayrı bir şey de. Hı -hı. Şimdi epey de geç saatlere kadar mesai yaptık. Ee, bir şeyler çıktı ortaya sizle paylaşacağız ama öncesinde tamam, tamam. Gonca Teren'in topa girmesini ya mi verelim? Evet Gonca'nın ve evet. Gonca'nın tamam belki şu anda hamileliğinde belki çok duygusal bir durumun içinde ama Gonca'nın da böyle şeyi vardır. Çıkışları. Hani çıkışları vardır bazen böyle şaşırtıcı açıklamaları vardır. Beni çok düşündürdü neden düşündürdü bir taraftan da hoşuma <laughs> gidiyor benim biliyor musun ne hoşuma gidiyor? <laughs> Bir şeylerin konuşuluyor olması o bir şeyler tırnak içinde Hı. eğer kadına şiddet varsa o bir evet. şeylerin içinde taciz varsa mobbing varsa kadına birileri konuştuğunda Gonca ya da birileri diğerleri diyorum ki bir dakika evet güzel senden şey oluyor mu? Evet ben sadece Gonca Vusla tabii ki herkesin konuşması başına ne geliyorsa aktarması Anlatması. ama orada deyince bir çizgi var. Böyle sadece medyaya aktarıp insanları suçlayıp geri çekilmeyeceksin. Arkasına duracaksın. Medyadan önceki ilk yerin bakın medya bize aktarması bizim işimize gelir. Evet, Gözetecilik evet. ve televizyonculuk açısından. Evet. Ama işin savcılık boyutunu, adalet boyutunu da göz ardı etmeden. Tek hmm. konuşma şub çekilirsen o zaman ben derim ki gündeme gelmek ama için. Ama orada yapayım. ne oluyor Müge? Savcılığa da koşacaksın. Şimdi savcılığa belki zamanında koşulamamasının sebebi için içinde bulunduğu belki projeden ayrılmak zorunda kalacak. Hayır. Belki başka şeyleri sekteye uğratacak Hayır, bekleniyor. Ben onu demiyorum. Onun da beklemesinin de bir sebebi var. Onun da altını hı hı hı. deşersin ama sadece birini suçlayıp geriye çekilip 30 sene falan yok öyle bir şey. Aynı anda ya da bir süre sonra Zaman aşımı çok olmasın diyorsun. Yani ben orada biraz daha toleranslı bakıyorum. Sektörde işinin daralması yönünde evet doğru söylüyorsun. Gonca Huslatheri evet. ne dedi? Defterin sayfalarını aralardım da diyor bu olayla ilgili. Gebelikte kendimi geremem çünkü Gonca Vusatör'ün kızına 6,5 aylık hamile. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz görülüyor hissi. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif bile edemem. Eminim kendisi yani Fırat Tanış yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur. Yani demek ya. istiyor ki Fırat Tanış piyanist İlkim Hanım'a gelene kadar birçok kişinin canını yaktı ve onları terapist koltuğuna oturttu. Yani hani oraya gelme sürecini yaşattı kadın. şimdi mesela seni Bu da bir Cihangir şeyi. Evet. E, iddiası. Evet, bu da bir Cihangir Bize iddiası. Bize de gelen Cihangir iddiası. Cihangir'den iddialar nasıl çıkıyor? çok büyük kaynak Oyuncuların Cihangir. büyük bir bölümü Cihangir'de yaşıyor. Orada vakit geçiriyor. Orada sosyalleşiyor. E ister istemez sosyalleştiğinizde oraya da çok güzel magazin malzemeleri bırakabiliyorsunuz. Tabii ki. Geride Tabii. bıraktıklarınız bazen işte bu masaya da gelebiliyor ya da gecenin bir vakti Bizleri yatağından kaldıran telefonlar oluyor. Olabiliyor. Çünkü neden oldu? Dün bu konu sosyal medyada çok konuşulunca e birileri de oralarda konuşmaya başladı. Oyuncular dünyası sanıyor musunuz ki sadece rolüme konsantre olayım, senaryomu okuyayım, diyaloglarımı ezberleyeyim. Hayır onlarla ilgili bir şey olduğunda onlar da konuşuyor. Biz canlı yayında bu masada konuşuyoruz. Onlar da kafelerde konuşuyor. Kendi aralarda konuşuyorlar.